YouTube'da EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. 31 Mart'taki yerel seçime doğru takvim hızla ilerliyor. Özellikle de İstanbul'da belediye başkan adayları belli oldu. Partilerin adayları bir kenara, Doktor Taylan Yıldız bağımsız aday olarak bu seçimin en dikkat çeken çıkışını yapan aday oldu. Özellikle de gençlerin sevgi ve güvenini kazanmış bir isim Doktor Taylan Yıldız ve yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Gençlerin internet abisi olarak biliniyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeniz halinde neler yapacaksınız? Neler yapacağız? Öncelikle tabii ki depremden başlayacağız. Deprem inanılmaz önemli ve deprem olana kadar ki bir hazırlık sürecimiz olacak ve deprem olduktan sonra ne yapacaklarımız var? Bu birincisi. İkincisi, katılımcı demokrasiyle 16 milyon İstanbulluyla hep beraber yöneteceğiz. Biraz da bunu anlatmaya çalışayım. Üçüncüsü de gençlerimizin önünü açabilmek için hem onlar için istihdam projelerimiz var, hem de onlara gerçekten belediyenin yardım eli uzattığı sosyal destek projelerimiz var. İsterseniz en önemlisi olan depremden başlayalım. Şimdi deprem olayında şöyle bir şey var Emre Bey. Öncesinde biz riskli binalardaki vatandaşlarımıza ucuz konut kredileri vereceğiz. Çünkü şu anki kentsel dönüşüm o kadar yavaş gidiyor ki biz vatandaşlarımızı kendilerini iyi hissettikleri evlere kavuşturabilmemiz için maaşlarının belli bir miktarını geçmeyecek şekilde belediyenin de elini taşın altına koyacağı bir sistemle ucuz konut kredisi vereceğiz. Bu birincisi. İkincisi, Kiptaş artık lüks konut değil, arka mahallelere konut üretecek. Çünkü en dezavantajlı yerlerdeki insanların Kiptaş'ın konutlarına ihtiyacı var. Buradan devam edeceğiz. Üçüncüsü, bu bence çok ilginç bir şey. Bakın, İstanbul'daki kiraların pahalı olmasının, İstanbul'un bu kadar sıkış tepiş olmasının sebebi insanların çok yoğun yaşaması. Halbuki insanların %80'i 70'i memleketinde yaşamak istiyor. Gerçekten de bu böyle. Ama memleketinde ekonomik durumlar kötü. İstanbul'daki gelirlerinden de vazgeçemiyorlar. Ne yapacağız? Bakın, özellikle bilgi teknolojileri, yaratıcı meslekler, pazarlama, idari destek, müşteri temsilcisi gibi konularda yetkinliği olan insanların kendi memleketlerinden çalışıp İstanbul'daki şirketlerinde hala çalışmasının devam etmesini sağlayacağız. Bunun önünü açacağız. Bu da ne demek? İstanbul'daki maaşları, işleri, düzenleri devam edecek. Ama İstanbul'da değil, onun 1/5'i belki 1/6'ı kira ödeyerek ya da İstanbul'daki evlerini satıp belki oradan 2 tane ev alarak bunu yapacaklar. Şimdi bu inanılmaz kritik bir olay bence ki depremde sonuçta bu insanları İstanbul'dan uzaklaştırmak hem onların avantajına hem de İstanbul'un avantajına. Üçüncüsü, bir deprem uygulamasıyla insanların şu anki depremde oturdukları konutların riskini ve de şurası çok ilginç. Bunu ilk defa da sizin programınızda açıklıyorum izin verirseniz. Bakın, belediyede bu benim projemdi geçen sene ama bir türlü İBB'de yaptıramadım maalesef. Ama biz belediye başkanlığında kısmet olursa biz yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde riskli bütün binaların müteahhiti, altyapı sorumlusu, kim temelini atmış, kim izin vermiş, yapı denetçisi hepsi var. Doğru mu? Ve bu insanların başka yaptıkları binalar da belli. Peki o zaman biz belediye olarak tespit ettiğimiz riskli binaların dışında o insanların yaptığı binaları niye topluma afişe etmiyoruz? Çünkü ben onu öldüren işbirliği diyorum. Yani riskli binalardaki o öldüren işbirliğini afişe edeceğiz. Vatandaşların da başka yerlerdeki riskini orada vatandaşla paylaşacağız. Gasp edilen alanları yeniden kazanacağız. Toplanma alanlarını yerine kazanacağız. Ve orada da toplanma alanlarında da deprem anındaki ihtiyaçlar orada olacak. İçinde su olacak, uyku tulumları olacak, kazak olacak vesaire vesaire. Bunlar çok kritik. Ve de İstanbul'un bütün sokaklarına bir tane arama kurtarma gönüllüsü eğiteceğiz. Ve bunlar da deprem anında AKUT'la, AFAD'la ve jandarma ve polisle ve zabıtayla iletişim içinde olacak insanlar olacak. Bunlar çok kritik. Bunlar deprem öncesi. Tabii de deprem sırası var ve sonrası var. Ne olacak? Uyduda internetler var. Değil mi? GPS var. GPS'ten İstanbul'un fotoğrafını çekip deprem anında hangi bina yıkıldı, hangisinin ihtiyacı var, ilk saniyesinde afet görevlileri ona göre yönlendireceğiz. Biz Hatay'da öyle bir sıkıntı yaşadık ki Emre Bey. İnsanlar 3 gün, 4 gün hangi bina yıkıldı, hangisi yoktu, böyle bilgiler yoktu. Biz bunu özel bir uydu şirketiyle anlaşıp yapacağız. Ve aynı zamanda da İstanbul'un dijital boardları var, billboardları var. Bu dijital billboardlarını afet konum ve bilgi panoları haline dönüştüreceğiz. Yani bir kaos anı var. Dijital billboardlarda hemen ne olduğunu, nerede olduğunu göstereceğiz. Yani biz enkaz altında kaldığımızda Hatay'da olduğu gibi birilerine tweet atarak sesimizi duyurmaya çalışmayacağız. Yani bu budur, budur değil mi? Çok Şimdi, önemli bir evet, yani odur. çok çok beğendim bunu. Çok heyecanlandım ve duygulandım. Çünkü Hatay depreminde hatırlıyoruz. Ya Özgür Demirtaş'a Haluk Levent'e tweetle ulaşıp da bizi kurtarın çığlıkları vardı ya sosyal medyada. Onu hatta şöyle çözeceğiz. Belki bu biraz daha heyecanlandırır hepimizi. Saat vereceğiz. En riskli
yerlerde oturan vatandaşlarımıza akıllı saat vereceğiz. Biliyorsunuz bu akıllı saatler sizin nabzınızı da ölçüyor. Böylece siz Allah göstermesin bir göçük altında kaldığınız zaman sizin konumunuzu ve sizin sağlık bilgilerinizi otomatik olarak bizlerle paylaşacak, devletle paylaşacak bir altyapı kuracağız. Yani 21. yüzyılda tweet atmak nedir, telefon etmek nedir? Saatiniz var, her şeyiniz var. Nabzınızın kaç attığı bile belli. Bu EKG bile çekiyor şu saat. Yani bu varken siz hala yerin altındayken niye bana imdat dedirtiyorsunuz? Biz de buna yaşam saati projesi diyoruz Emre Bey. Bunu normal zamanda da yaşlılarımız takacak. Böylece düştüğü zaman da ambulansa mesaj gelecek. Bir yaşlımız düştü, hemen buraya ambulans gelsin diye. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Yüzer hastaneler yapacağız. Bu yüzer hastaneler İstanbul'un sahildeki bütün ilçelerine her gün uğrayacaklar ve bedava sağlık hizmeti verecekler. Ve de bu deprem anında da İstanbul'un hayat kurtaracak acil sağlık ünitesi olacak. Çünkü karalar, yollar çöktüğü zaman, Allah göstermesin bir şey olduğu zaman deniz bizim tek ulaşım alanımız olacak. Ve öylece bu yüzer hastanelerde vatandaşı orada tedavi edecek. Yani evet, daha çok konuşulur ama yani deprem bile bu kadar uzun gördüğünüz gibi. Çünkü biz bunu çok önemsiyoruz. Sayın Yıldız, sizi gençler tanıyor ama orta yaş ve üzeri size nasıl yaklaşıyor? Örneğin adaylığınızdan sonra nasıl tepkiler aldınız? Mesela ben bunu öğrendikten ve hatta yayın öncesinde sizi konuşalım diye ikna etmek için aradığımda ne güzel, hani ne Ekrem İmamoğlu'na ne de Murat Kurum'a oy vermeyi için bir alternatif oldu ya dedim. Hatta size de söyledim, burada da paylaşayım sevgili izleyicilerimizle. Siz nasıl tepkiler aldınız adaylıktan sonra? Vallahi ben linç yerim diye düşünüyordum açıkçası. Ama linç falan yemedim. Destek mesajları yağdı. Benim şu an kutumda binlerce mesaj var. Çoğuna maalesef bakamadım bile. Her gün bakmaya çalışıyorum. Orada şöyle bir şey var bakın Emre Bey. Son seçimde bile sandığa gitmeyen 1.6 milyon İstanbullu var. Niye gitmiyor bu insanlar sandığa? Oyların değersiz olduğunu düşündüklerinden değil, demokrasiye inançlarını kaybettiklerinden dolayı. Yani şu an İstanbullu şöyle, annesi babası şiddetli geçimsizlik yaşayan çocuk gibiyiz biz burada şu an. Ne oluyor? Özellikle gençlerin eğitimi, sağlığı, harçlığı hiçbir şey düşünen yok. İki taraf birbiriyle kavga ediyor. Diyor ki biri İstanbul'u yeniden fethedeceğim diyor. Diğeri diyor ki artık İstanbul benim. Benim dışımda kim talip olursa haindir diyor. Böyle bir ortama geldik. Ben de bu ortama baş kaldırıyorum. Ya ben bunu kendim için kaldırmıyorum. Diyoruz ki bizim orada ismimizi görenler, pusulada ismimizi görenler sonunda oh be ben gönül rahatlığıyla oy vereceğim birini buldum. Tarafımız belli olsun. Ben bir oy alırım. İki oy almam, tek oy alırım. O bir gencin çığlığını duyurmuş olurum ekranlarda. Onun için bu bizim için inanılmaz kıymetli bir şey. Kaldı ki anketler de ondan çok daha ötede olduğumuzu gösteriyor. Ama bu benim için hiç önemli değil. Benim için önemli olan bizlerin yalnız olmadığını sandıkta hissettirmek. Bu özellikle de bir oy alırım ama temsil ederim düşüncenizle aklıma Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan'ın durumu geldi. Milliyetçi muhafazakar seçmen, özellikle de milliyetçi seçmen Sinan Oğan'a oy verdi. Çok kritik bir noktadaydı. Sonrasında plana sadık kaldı. Acaba seçimler ikinci tura falan kaldığında veya işte ittifak söz konusu olur mu bilmiyorum da sizin daha sonrasında aldığınız oylarla birlikte birileriyle işbirliği yapıp yapmayacağınıza biz nasıl kani olalım? Ben bugüne kadar siyasete çok değişik bir şey denedim. Belki dünyada bir ilki denedik. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiyken gençler dedi ki bana abi ne olursun bizi TBMM'de temsil et. Milletvekili ol. Ben de dedim tamam olurum da bu benim kişisel hırsımla ilgisi yok. Milletvekilliği ödül falan da değil. Gayet de zor bir şey. Ben bunu olurum ama gerçekten istiyorsanız dedim. Bir anket yapalım dedim. Ve yayın açtım. Canlı yayında hiç benim kontrolüm olmayan bir alanda insanlar o an anlık 1,5 dakika sürede anket yaptık. Ve %94 abi milletvekili ol dediler. Ben de onun için İBB'den istifayı bastım. Milletvekili adayı oldum. Sonra parti uygun görmedi. Aday listesine bile koymadı. O ayrı konu. Ama şunu gördük. Ben bundan sonra işbirliğine de kapalı değilim. Burada insanların gönlünü inciten şey şu. Biz seçmen olarak aldatılmış hissediyoruz kendimizi. Çünkü kapalı kapılar ardında 40 tane takla atılıyor. 5 ay sonra imzalanan yazıları görüyoruz. İşbirliğinde bir sorun yok. Bunun şeffaf olmamasında sorun var. Benim size sözüm, benim gençlere sözüm hep şu oldu. Diyorum ki arkadaşlar, birisi bize X partisinden işbirliği teklif etse, ittifak teklif etse ben geleceğim yine size soracağım. Birlikte oylayacağız. Eğer derseniz ki abi işbirliği yap, yemin etsem başım ağrımaz. Ben işbirliği yapacağım ve diyeceğim ki benim tabanım işte zaten temsiliyet böyle bir şey. Yani sorun burada kategorik olarak işbirliğinde değil.
bunun ne kadar böyle kapalı kapılar ardında al gülüm ver gülümle yapılmasında biz bunu değiştirmeyi vaat ediyoruz zaten. Anket demişken hem çıkışınızda hem de o çıkışınızdan sonra anket yaptırdınız mı? İstanbul'da ne diyor sizin için, ne düşünüyor? Valla ben şeyde İYİ Parti'den istifa ettiğim zaman gençlerin çok büyük bir teveccühü vardı ve dediler ki abi dediler sonunda bonservisini eline aldın. Bundan sonra ne olursun bizi yerel seçimlerde temsil et. Ne yapayım dedim. Ondan sonra dediler abi İBB başkan adayı ol. Bir kişi dedi, iki kişi, üç kişi filan. Dedim herhalde ben hayal görüyorum yani bu kadar da olmaz. Neyse sonra mesajlar yağmaya başladı. Bunlar Ağustos, Eylül bu arada daha çok erkenken. Sonra ben dedim ki ya biz bu işi ciddi yapıyoruz. Onun için metropole gidelim. Sayın Özer Sencer'e gittim. Dedim ki sayın hocam dedim. Siz bu işin pirisiniz. Bize İstanbul'da devasa bir anket yapın. 2500 kişilik. Yani siz bu işleri bilirsiniz. 2500 çok büyük bir örneklem. 2500 kişilik İstanbul'da anket yapın dedik. Sorun. Taylan Yıldız aday olsa oy verir misiniz? Bunu sorduğumuz zaman öncelikle şeyi gördük. AK Parti'ye veririm diyen %28 çıktı. CHP adayına da adaylar belli değildi o zaman. Vereceğim diyen %24 çıktı. HDP vereceğim diyen 7 nokta bir şey çıktı. İYİ Parti'ye vereceğim diyen de 4 küsür çıktı. Bu fakir kardeşinize bağımsız olarak oy vereceğim diyen %9.4 çıktı. Kararsızlar dağıtmadan. 9.4 tabii ki sonra adaylar oldu, işler değişmiş olabilir, inanılmaz projeleri insanların teveccühü göstermiş olabilir. Ama bir kere bizim hareketimize çok ciddi ve büyük bir sempati olduğunu biz buradan anlıyoruz. Ve de işin ilginç tarafı şu, AK Partililerin %20'si, %21'i evet oy verebilirim diyor. CHP'lerin de %21 oy veririm diyor. MHP'lilerin %26'sı, İYİ Partililerin %34'ü. Bu da şu demek, bizim bugüne kadar sağcı, solcu, Cumhur İttifakı, millet diye ayırmadan hizmet götürdüğümüz seçmen gerçekten bizi kucaklamış, bizim samimiyetimize inanmış. Yoksa şöyle bir şey oluyor Emre Bey, bizim kıyafetimizi, duruşumuzu görenler diyor ki siz Ekrem Başkan'ın altından sandalyeyi mi çekmeye çalışıyorsunuz? Çünkü herkes şeye alışmış, bir cenaha oynayanlar var. Herkes Atatürkçü, Atatürkçü, Atatürkçü. Bir Atatürkçü parti ayrılıyor, onun içinden oylar gidiyor filan. Böyle bir şey yok. Biz her partisine oy alıyoruz çünkü biz herkesin derdini çözmeye talibiz ve insanlar da bunun samimiyetinin farkındalar. Bağımsız adaya oy verir misiniz dediğiniz zaman %35 çıkıyor yani bir bağımsız adaya oy vermek. Çünkü insanların artık siyasetten, siyasetçilerden ve partilerden sıtkı sıyrılmış durumda. Eski partiler bu 20. yüzyılın atıl, eski köhne partileri ve bu sisteminin hepsinin Türkiye'de beyin göcü olacağına politikacıların göçmesi gerektiğini düşünüyorlar yurt dışına. Şimdi böyle bir durum var. Ondan sonra bizim olayımıza gelince de şöyle, sizce Taylan Yıldız aday olmalı mı diyorsunuz? %27 çıkıyor İstanbul'da. Bakın bunu İTÜ'nün kampüsünde yapmıyorsunuz. Bu bildiğiniz bütün İstanbul seçmeni. %27 çıkıyor. Aday olsa oy verir misiniz? Hani başka aday olmasa filan verir misiniz? %21 veririm diyor. %31 de fikrim yok filan diyor. Yani hani onlar da biraz fikri olsa tanısa, sizin gibi bu kıymetli programları izleseler bence onlar da vermek isteyeceklerdir. Ve işin ilginci de şu, eğer aday olsa kazanır mı diyorsunuz? Ya bakın, elinizi vicdanınıza koyun. Bir bağımsız aday televizyonlarda şöyle karşılıyor. Kazanır mı ya böyle şey, hani gülüyorlar, bir de yani böyle kibirli bir yerden bakarak gülüyorlar. İstanbul'un %16.5'u evet kazanır diyor. Yani hani aday olsa %5 oy alır demiyor. Aday olsa Taylan abi kazanır diyor. Bu şuna işaret. Bu sadece bizim yaptığımız işler değil. Bu insanların, herkes birbirinin siyasetçilerden sıtkının sıyrıldığını, onlarla bir gönül kırıklığı olduğunu, onun için bağımsızlığın bir dezavantaj değil, avantaj olduğunu görüyor insanlar. Biz buradan bunu anlıyoruz. Son olarak İstanbullunun gözünün içine bakarak hangi mesajları vermek istersiniz? Yarın seçim olsa, seçim yasakları bu gece başlıyor. Evet. Ve bir dakikanız var, buyurun. Sevgili İstanbullular, biz şu an bir yola çıktık ve bu yolla da artık İstanbul 2.0 diyerek aslında bu yola çıkmak lazım. Ve bu yolda biz 21. yüzyılın bütün nimetlerini kullanarak, katılımcı demokrasiyle her kararı hep birlikte alarak ve sizin yalnız olmadığınızı ve sizin bu arkada delege dolapları dönerken sizin burada kandırılmanızın gerekli olmadığını gösterecek bir hareket başlattık.
Bu hareket küçük bir hareket değil. Bu hareket büyük bir hareket. Lütfen yarın için şimdi derneğimiz var. Şimdi bir de Yarını Seç adlı uygulamamız var. Yarını Seç uygulamamızı indirin. Oradan karar mekanizmalarına katılın. Bizim kampanyamızın da bir parçası olun ve projelerinizi bana iletin diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkürler Sayın Doktor Taylan Yıldız. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz, sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.